Evet, ekonomi gündemine dair başlıkları bugün Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Tonguç Bey yayınımıza. Şimdi Moody's'le başlayalım. Tamam. Moody's biraz daha ezberleri bozan bir harekette bulundu tabii. Hem önceden belirtilen bir tarihte Türkiye'nin notunu gözden geçirmedi. Genelde bu değerlendirmeler Cuma günü yapılır ve piyasalar kapandıktan sonra açıklamalar gelir genelde, ama tüm bu ezberleri bozan bir açıklama yaptı Moody's. Sürpriz yaptı, şaşırttı. Piyasalar çok da fazla bir tepki göstermedi. Nasıl değerlendirmek lazım? Siz ayrıntılarına baktığınızda özellikle de görünümde bir pozitif bir hareket yaptı aslında. Negatiften durağına çevirdi, hı hı. Ama notta bir kırması, notu aşağı çekmesi bir çelişki değil mi? Öncelikle bundan başlayalım isterseniz. Şimdi önce bu kredi derecelendirme kuruluşları yıllık takvimler açıklıyorlar. Moody's bunun içerisinde, yani o yaptığı açıklamada ya da değerlendirmede bir takvim içerisinde yer alan bir süreç içinde olmadığı için biraz böyle sürpriz, yani Cuma günü veya seans kapanışına denk gelmedi. İçeriğine baktığımızda da yani notun düşmesi, tabii görünümün de negatiften pozitife aşağıda, şöyle düşünmek lazım. Notla görünüm kısmını ayrı kademeler gibi düşünürsek, yani bir aşağı kademeye geçerken aslında görünüm tarafında da bir aşağı kademenin bir üstünde gibi oluyoruz. Biraz tabii karışık gibi geldi biliyorum, ama hani böyle biraz iki ayrı basamak gibi düşünmek lazım. O açıdan yani sonuçta bunların hepsinin değerlendirildiği kriterler belli. Kesinlikle. Sonuçta Türkiye'nin işte makro verilerine bakılıyor, enflasyona, faize, işte borçluk oranlarına bakılıyor ve tüm bunlara göre bir risk görülüyor ve dolayısıyla o yüzden not düşürülüyor. Ama öbür taraftan da görünüm negatiften durağına çevriliyor. Yani görünüm önce aslında negatif duran pozitif gidip o notun miktarı bir kademe üstü arttırılır. Öyledir, evet. İşte onun da belli bir seviye üzerinde olduktan sonra da yatırım yapılabilir, yapılamaz, hı-hı, gibi değerlendirmeye tabi tutuluyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 10 tane farklı basamak da var. Yani farklı ülkeler için, hı-hı, sınırlandırılmış. Şimdi alınan kararda ya da açıklamada diyelim, aslında biz bunu S&P'nin kararında da biraz benzer şeyler, söylemler var içerisinde benim görebildiğim kadarıyla. Yani iki tane ana başlık var aslında. Bir tanesi işte dünyada gelişen bu kredi faizlerindeki yukarı hareketten dolayı bizim de cari açığımızın daha genişleyeceğini veya genişlemekte olduğunu düşündüklerinden hani böyle bir risk oluşabileceği algısını yaratıyor. Yani böyle satır başlarında gördüğüm, hani bu derecelendirmeyi yapma sebepleri. Bir ikincisi de tam net olarak söylemese de biraz satır aralarında gizli kalmış gibi, ama şimdi birkaç gündür konuşulduğu için herkesin de bildiğini düşündüğüm işte siyasi nedenlerden dolayı kurumların kendi işlemlerini yerine getiremediği veya önümüzdeki belki seçimi de biraz bahane ederek diyelim, bir siyasi risk algısından ülke notunu bu şekilde değerlendirmiş gibi gözüküyor. Şimdi aslında notlarımda da var, yani birçok ülke var. Ki bizden ismini de evet, yani hani bu ülkeleri küçümsemek açısından söylemiyorum, ama yani şöyle dünya haritasını açtığınızda bir baktığınızda zaten ticaret hacmi, nüfusu, potansiyeli olan ülkelere baktığınızda, hani bu G7'ler, G20'lere baktığınızda, yani haritada çok net Türkiye'nin yeri gözükür nasıl bir potansiyeli olduğu. Hı hı. Ülkeleri de ülke bazlı değerlendirmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bunu iyidir kötüdür diye söylemiyorum, yani bu derecelendirme kuruluşunun açıklamalarını. Ama gerçekçi olmak gerekirse zaten bizim risklerimiz yani 10 sene önce, 15 sene önce de benzer risklerimiz zaman zaman oluyordu. Zaten biliyorsunuz 2016 Temmuz'dan sonra hemen Eylül'de bir not indirimi oldu. Evet. Geçen sene Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam görünümde tekrar bir gerileme oldu. Şimdi son iki seneye baktığımızda yani işte büyüme konuşuyoruz. Dış ticaret hacmimizin arttığını konuşuyoruz. Yani her ne kadar enflasyon, işsizlik konuşsak da çok böyle inanılmaz bir oynaklık orada yok. Yani belli bir seviyede duruyor, 10 civarlarında da her ikisi. Şimdi bunu düşündüğünüzde, yani bir sabah uyanıp da biz Türkiye'nin notunu tekrar işte biz kademi aşağı indirelim demek, hani bizim gibi belki piyasayı değerlendiren kişiler açısından biraz enteresan görülüyor açısından. Hani, hı hı, bir arkasında bir şey mi var, nedir, neden böyle bir, özellikle Türkiye
olgusu var. Yanı başımızda Yunanistan var. Yani bundan 2 sene, 3 sene önce neredeyse borçlarını ödeyemeyecek durumda olan ki hala da süreci devam eden bir durum. Şimdi böyle düşününce tabii bu sefer biraz güveniniz ya da acaba mı soruları akla geliyor. Yani şöyle düşünelim, tamam bu mevcut sistemde böyle bir risk bizim ülkemiz için siz değerlendirebilirsiniz. Yani herkesin de fikri farklı olabilir. Ama bu kadar kısa süre içerisinde, neredeyse 1,5 yıl içinde bu kadar agresif bir şekilde bir ülkenin hani geleceğine dair, yatırımlarına dair bir yönlendirme yapılması tabii biraz kafaları karıştırıyor. Ve nitekim sizin söylediğiniz gibi de hani ne olurdu mesela eskiden bir not düştüğü zaman işte dolara insanlar yönelirdi. Borsada çok inanılmaz %3'ler, 4'ler bir satış dalgası gelirdi. Şimdi sabahtan bakamadım ama yani kur tarafında en azından çok inanılmaz bir hareket yok. Bizi de çok ilgilendirmemiş gibi gözüküyor piyasa tarafında, yani ya da piyasa ağzıyla konuşmak gerekirse. Ama yani biz işimizi, bir yazı okudum sabah, biz işimizi yapmaya devam edelim. Aynen öyle, enerjimizi düşürmüyoruz. Bir şekilde işlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yani Türkiye 3. çeyrekte %11.1 büyüdü. Tamam, sadece baktıkları kriterler büyüme rakamları değil. Pek çok kritere bakıyorlar. Hani belki enflasyonun yükselmiş olmasını biraz bir miktar kritik bir nokta olarak görüyorlar. Ama biz şimdi %13'lerden %10'lar seviyesine geriledi enflasyon. Bir de böyle bir gerçek var. Yani enflasyonla mücadelemiz, mali disiplinimiz, bunlar devam ediyor. Bunlar kenara atılmış değil. Türkiye bu konudaki mücadelesini devam ettiriyor. Şimdi kısa bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi çok doğru. Böyle bir profesyonel kurumların bizlerden daha iyi değerlendirme yapmasını düşünmek istiyoruz değil mi? Yani önümüzde bir Amerika örneği de var. Hani borç diyorsanız borçlu bir ülke de bakabilir yani. Şimdi herkes o harita dediğim şeyde değerlendirebilir. O zaman ona göre de bir inisiyatif kullanması, yani bir nasıl söyleyelim, objektif bir inisiyatifi orada da kullanması gerekebilir. Yani o uyarıları yapıp bir görünümse, notsa, tabii biraz büyük bir ekonomi olduğu için herhalde biraz daha zor geliyor. Yani Amerika özelinde de söylemiyorum. Yani o açıdan objektifliğini kaybetme noktası burada dikkate alınması gerekiyor. Yani bu biraz soru işareti. Yani bu objektiflik meselesi çok fazla tartışılıyor son dönemde ve artık yani bunu piyasalar bile çok özümsedi artık ki yani bu hiç tepki vermemiş olması piyasaların aslında bir anlamda bu kuruluşların artık verdikleri notun ne kadar kredibilitesinin düştüğünü aslında en net göstergesiydi yani, piyasalardaki hareket. Yani biz şimdi tabii bu ülkede yaşayan insanlar olarak belki biraz hissimizle de hareket ediyor olabiliriz. Ama şimdi her işi yapan kurumun kaliteli bir iş çıkardığında onun biraz da herkes tarafından takdir görür. Eğer siz işinizi doğru yapmadığınız algısı, bu bizim tarafımızdan değil. Yani bugün gidin Almanya'da da bir ekonomiste sorduğunuzda, baktığında şöyle bir, ya biraz da burada haksızlık var mı diye onun da aklına soru işaretleri gelir. Ben o açıdan diyorum. Yoksa hani o kuruluş böyledir, bu ülke böyledir demek çok doğru değil. Ama yani bizim yaşadığımız, içeride baktığımız ki artık her ülke çok şeffaf yani değerlendirme açısından. Çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani şimdi, uyarılar doğru ama notta böyle bir değişiklik de çok mantıklı değil. Aynen, şimdi kendi raporlarının içerisinde bile çelişki var aslında bakıldığında ayrıntıda. Şöyle bir ifade kullanmışlar. Türkiye benzer nota sahip ülkelerden daha iyi bir borçluk oranına sahip. Türkiye'nin gayri safi kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %28. Yıl sonu itibariyle tahmin edilen. Benzer nottaki ülkelerdeki bu oransa %46'lara ulaşmış durumda ortalamada. Ya şimdi hem böyle bir ifade kullanıyorsunuz yani kendiniz, hem de bundan sonra da kamu borçlarını, borçluk oranlarını, cari açığı bahane ederek de Türkiye'nin notunu düşürüyorsunuz. Yani hani tamam büyümeye bakmıyorsunuz. Büyümede Türkiye rekor kırdı. Rekor kıran bir ülkenin notunu düşürüyorsunuz. Tamam, bu gerçeği hani kenara attık. Hani cari açığa, enflasyona, işte borçluk oranlarına bakıyorsunuz. Ama kamu borcunda da Türkiye hem gelişmekte olan ülkeler içerisinde hem de gelişmiş pek çok ülkeden daha iyi noktada. Yani Avrupa Birliği'ne bile baktığımızda o Maastricht kriteri diyoruz. Maastricht kriterine Avrupa Birliği üye ülkeleri uyamazken Türkiye üye değil, Türkiye bu Maastricht kriterine göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Bir de şöyle bir şey
Şöyle bir açıklama olsa daha belki tatmin edici olmaz mı? İşte Türkiye'nin son iki yılına baktığımızda yaşadığı şu olaylar, içinde bulunduğu bu duruma göre. Yani biz şu anda bir operasyon da gerçekleştiriyoruz. Yani bir maddi evet. bir yükümlülüğümüz de var orada. Hani giderimiz gelirimiz ona göre de değişiyor. Hı hı. Normal bir ekonomik düzende değiliz. Yani orada da belli bir bizi zorlayan bölümler oluyordu. Her ne kadar bunları burada gidermeye çalışsak da. Yani bütün bunları değerlendirip buna rağmen işte sizin söylediğiniz başlıklarla şu durumda deyip hani notun en azından devam etmesi veya belki de iyileştirilmesi bile gerekebilir. O zaman işte o kurumun kalitesi biraz sorgulanabiliyor. Bunda herhalde kimsenin yadırgamaması lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi bu kuruluşların AA notu verdiği bankalar biliyorsunuz Amerika'da 2008 krizinde batmıştı. Yani sonra iflas açıklayıp işte devletin yardımıyla, finansal desteğiyle kurtarılmıştı. Kesinlikle. Yani o yüzden artık dünya ölçeğinde herkes bu kuruluşların ne kadar objektif olduklarını çok iyi biliyorlar. İşte piyasada buna çok net bir şekilde. Onun için biz işimizi yapacağız. Aynen, enerjimizi düşürmeden işlerimize devam edeceğiz. Kendi değerlendirmemizi kendimiz, yani kendi içimizde biz kendimizi eğer pozitif görüyorsak, başarılı görüyorsak o zaman zaten hiçbir kuruluşa ihtiyacımız olmaz. Keza şöyle de bir şey söyleyeyim. Bizim yatırım yapılabilir seviyenin altına 3 kurum tarafından da düşürüldükten sonra yani yurt içine giren hani fon akışı, hı hı. borsalardaki hareket bunların hepsi bir önceki döneme göre daha da iyi oldu. Yani tek kriter de bu değil. Evet. Onun için yurt dışındaki yatırımcılar için de uygun ortamlar oluştuğu sürece hem yurt dışındaki yatırımcılar gelir hem yurt içinde birçok desteğimiz var. Belki konuşuruz. Onlar da yerli yatırımcıları teşvik eder. Biz büyüme tarafında devam ederiz. Enflasyonla işsizliği de bir noktada sabitleyip ya da zaman içerisinde pozitife çevirdiğimiz durumda yani zaten kredi derecelendirme kuruluşları da bunu ister istemez görmek zorunda kalacaktır. Şimdi hatırlarsanız Türkiye doğrudan yabancı girişinde, doğrudan yabancı yatırım girişinde rekor kırmıştı. 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam ya da 2008 yani krizden önceki yılda aslında 20 milyar dolarlık bir yatırım girişi olmuştu. Ki o dönemde Türkiye yatırım yapılabilir notuna sahip değildi. Evet. Yani yabancılar... Tek kriter o değil. Tek kriter o değil. Aynen. Yani yabancılar biraz daha aslında rasyonel bakabiliyorlar. Yani hani yabancı yatırımcılar. Hı hı. Yani bu tür kuruluşların, bu tür finansal kuruluşların raporlarına, verdikleri notlara da çok fazla itibar etmiyorlar. Çünkü bu kuruluşların artık ne kadar objektif oldukları kanıtlanmış oldu aslında. Biraz 2008. Daha sorgulanmaya devam ediyor. Şimdi diğer bir başlığımız da tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftadan bu yana tartıştığımız ek gümrük vergisi kararını akşam itibariyle imzaladı. Evet. Çok tartışıyorduk. Yani Trump'ın zaten başkan olmasından bu yana biz korumacılık politikalarını çok tartışıyoruz. Ve artık bunu net bir şekilde adımını attı. Acaba artık dünyada ticari savaşları başlıyor mu başlamıyor mu? Bence fitilini ateşledi artık. Resmen başladı görünüyor. Ve Kanada'yı, Meksika'yı da muaf tutmuş olması bu savaşta benim direkt hedefim Amerika ve Çin, Avrupa Birliği ve Çin diyor. Evet. Valla Trump'ı ben bu senede konuşacağız yani ben öyle düşünüyorum yani eskiden yani son bir iki yıldır hep böyle FED konuşuluyordu yani yurt dışı piyasalarda. Bence ABD Başkanı'nı bu yılda görevde kaldığı sürece bence konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi son kararda tabii öncesinde bu korumacı politika Trump tarafında çok enteresan bir şekilde her geçen gün gelişiyor. Yani Amerika içerisine doğru. Kendi açısından gördüğü dezavantajlı durumları avantaja çevirmeye ya da en azından bir seviyede sabitlemeye çalışıyor. Yani eşit şartlarda bir ticaret sürdürmek istediğini düşünüyor. Ama özellikle baş danışmanı istifa etti biliyorsunuz. İki ya da üç gün önceydi tam hatırlamıyorum. Sonrasında da hep işte ben şeyde bahsediyordum. Yani biraz herhalde Trump da uyarılacaktır. Veya diğer danışmanları, yakınları tarafından ya yani bu tamam bunu yapacağız, böyle bir uygulama, indirim ya da vergi alacağız ama bizim ekonomimiz açısından da bazı sıkıntılar yaratabilir. Sonuçta içeride de o ürünlerin maliyeti artmış olacak. Yani
Amerika kendi isteğiyle gidip Çin'den çelik almıyor. Çünkü Çin daha ucuz olduğu için. Kendi avantajından olduğu için. Sonra bu evrildi ve dün akşam işte bu NAFTA tarafında da biraz düşündüler herhalde. Ya en azından dostlarımız dediği, yani Kanada ve Meksika ki duvar örmeye çalışıyor biliyorsunuz Meksika. Yani dostlarıyla arasında böyle de bir durum söz konusu. Onları dışarıda bırakarak... herhalde şöyle düşünün, en azından bahsettiğiniz gibi Çin ve Avrupa tarafından içeri girecek alüminyum, çelik gibi ürünlerde ben vergi uygulayayım diye. Ve piyasalarda o bütün o risk algısını biraz da en azından şimdilik unutmuş gibi gözüküyor. Yani bu ticaret savaşlarının bir nebze olsun Çin'le Amerika arasında devam edeceğini ama dünya geneline yayılmayacağını düşünüyor. Ama çok önemli bir şey var bence, başlık var. O da biliyorsunuz bu Kore ile ilgili, Kuzey Kore ile ilgili Trump yani düğmeye basma noktasına kadar gelmişlerdi bu füze, nükleer füze konusunda. Yanılmıyorsam yine önümüzdeki ay Kuzey Kore, Güney Kore konuşurken Mayıs'ta da Trump'ın Kuzey Kore ile bir görüşmesi var. Onun için bu ticaret savaşları iki ülke ilişkilerinde yani 6 ay önce savaşın eşiğine gelmiş iki ülkenin 2 ay sonra aynı masada oturup birbirlerine farklı gözlerle bakması gibi bir durum ekonomide de olabilir. Yani biz bundan 3 ay 5 ay sonra belki de bu vergi durumunun değişebileceği zamanları da görebiliriz. Onun için çok bir etkisi olmadığını düşünüyorum, ben olmayacağını düşünüyorum. Türkiye içine baktığımızda da bizim zaten orayla ihracat tarafında hani Çin ve Avrupa kadar bir büyüklüğümüz yok. Biz çok kolay da bunu suspanse edebileceğimizi düşünüyorum. 1.2 milyar dolarlık bir çelik ihracatımız var Amerika'ya. Yani şimdi dünyada bir ticaret savaşları artık başlamış gibi görünüyor. Yani Türkiye bu noktada nasıl bir adım atacak? Kendini nasıl korumaya alacak? Şimdi başka bir düşünce de aslında, fikir de şöyle. Ürünlerini Amerika'ya satamayan Avrupa... ürünlerini acaba Türkiye'ye yöneltir mi? Türkiye pazarını bu nasıl etkiler? Fiyatların düşmesine neden olur mu? Ciddi bir rekabet yaşanmaya başlanır mı? Yerli üretici bundan nasıl etkilenir? Bu tür riskler de var. Yani dolayısıyla tüm dünyada artık başlayan bir korumacılık politikaları var. Ve Türkiye bu noktada nasıl bir önlem alabilir? Kendini nasıl korumaya alacak? Bu çok tartışılıyor. Açık konuşmak gerekirse biz aslında bu söylediklerinizi düşünerek bazı adımlar atıyoruz. Yani şimdi bir ürünü bir ülkeye satarken eğer vergi avantajınızı kaybetmişseniz diyelim ya da size bu bir negatif yansıması olacaksa biz ne yapıyoruz? Şimdi farklı ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim Afrika tarafını dolaşıyoruz. Yine Arabistan tarafında, hatta Uzak Doğu'da gidip oralarda bazı ilişkilerde bulunuyoruz. Hani ticaretimizi arttırmak amaçlı. Bizim doğru yapmamız gereken de bu zaten. Yani bir bölge veya ülkeye sınırlı kalmamak. Yani Amerika veya Avrupa'ya. Pazar çeşitlendirmesi. Eğer oraya sattığımız çelikte, alüminyumda böyle bir uygulama varsa, başka bir pazar bulabiliyorsak oraya yönlendirmemiz. Tabii ki fiyatlarda bir oynama olacaktır. Yani doğal olarak dünya genelinde. Ben bunu da son açıkçası böyle bir 5 sene içerisinde yeni pazar bulma konusunda çok iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Zaten hem gezilerimiz hem görüşmelerimiz devam ediyor. O açıdan her zaman stratejik olarak da bir bölgeye değil daha geniş bir yelpazede bir ticaret ağınız olması lazım. Yani ne yapabiliriz dediğiniz noktada bunu geliştirmemiz lazım. Bir de Sanayi Bakanlığı şöyle bir uygulamaya geçti artık. En çok ithal edilen ürünleri belirleyip, yurt içinde en çok aramalı olarak ithal edilen ürünleri belirleyip, bu ürünlerin yurt içinde üretimini destekleyebilme noktasında hangi adımların atılabileceğini artık tartışmaya başladı. Bunu da çok önemli görüyorum ben. Yani aramalı ithalatında aslında yurt içinde üretimi destekleyecek, yurt içinde üretimi canlandıracak. İstihdama da yardımcı olur. Adımlar, yani gümrük duvarları örmektense, yurt içinde bu üretimin desteklenmesini sağlamak daha önemli. En azından dünya ticaretinin etiği açısından, ahlaki değerleri açısından kesinlikle daha doğru gibi görünüyor. Şimdi orada da ürün bazlı bakmakta fayda var. Yani bazı ürünleri siz
Zaten hiçbir ülke yok ki dünyada her ürettiği ya da tükettiği şeyi kendi ülkesi içerisinde gerçekleştirsin. Yani ne dışarıdan aramalı, yerli yani, aramalıyla o ürünü her şeyi üretsin, evet ham şey, maddi üreteyim, çıktısını da kendi ülkem içinde alayım, hatta bunun ihracatını da yapmayayım. Yani kendi kendimize yetelim gibi bir dünya olmadığı için bazı ürünleri yurt dışından alacaksınız. Hem maliyet açısından hem belki oraya yapacağınız yatırımın mantığı açısından diyeyim doğru olmayabilir. Hem de bir de ikili ilişkiniz var. Yani onlar sizden bazı ürünleri alacak, siz bazı ürünleri onlara vereceksiniz. Çünkü coğrafi olarak da ekonomik olarak da herkesin ürettiği veya tüketim ihtiyaçları farklı. O açıdan bazı ürünleri hala dışarıdan ithal etmeye devam edebiliriz. Ama kendi ülkemiz içerisinde maliyetin daha düşük ve teknolojisinin de bizde belki olması ileriki vadelerde önemli olduğunu düşündüğümüz ürün gruplarını teşvik edilmesi çok doğru bir karar olur diye düşünüyorum. Hem şehirlerin gelişmesi açısından hem de buradaki yani bunu yalnızca sermaye olarak bakmayalım. Orada çalışacak, o üretimi yapacak kişilerin de bir kültürü oluşuyor. Yani o ürün yaparken bir bilgi birikimi oluşuyor. Oradan yeni ürünlere, yani teknoloji olarak biraz daha ben buna bakıyorum. Tarım da olabilir bu. Kendi halkımızı da biraz daha eğitim anlamında da geliştirir diye düşünüyorum. Yani ne bileyim, örnek verelim, belki şu an önümde diye bir cep telefonunu burada ürettiğinizde o üretimi yapan kişilerin yeni fikirleri oluşması, burada yeni arkasından gelen kişilere bunu öğretmesi ve geliştirmesi daha kolay olabilir. Yani yurt dışından direkt almaktansa bu herhangi bir ürün için geçerli. Onun için ürün bazlı bunları doğru seçimini yaparsak kendi ülkemizde üretilmesi de iyi bir teşvik olacağını ben düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi yani bir ülkede üretim başka bir ülkeye kaymışsa, yani ithalata yönelmişse, demek ki o ülkede o ürün pahalı, daha ucuz olan ülkelere, üretiminin de daha ucuz olduğu ülkelere kayıyor. Şimdi Amerika böyle bir karar alarak hem kendi içerisindeki üretimi de maliyetini artırmış olacak. Tabii ki. Ve bu enflasyon olarak geri dönecek. Şimdi IMF Başkanı Lagarde şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Trump da şöyle bir tweet atmıştı. Ticaret savaşları iyidir diye. Şimdi Amerika hedeflediği şeylere ulaşabilecek mi? Bu savaştan kazanan olarak çıkar mı? Nasıl bir etkisi olur Amerika'ya? Ya şimdi şöyle bir risk var. Şimdi belli şeyleri tamam değiştirmek istiyor Trump. Yani ya mesela bu benden önceki sistem diyor Amerika'yı çok doğru bir yere doğru sürüklemedi. Ben işte tekrardan büyük Amerika vesaire, böyle bir görüşü var. Olabilir yani, her siyasinin kendi ülkesini tabii ki yukarı seviyelere taşımak istemesi. Ama gerçekçi olmak açısından işte son istifadan sonra yanılmıyorsam, bilmiyorum ama böyle bir 10-15 kişilik başladığı ekibin bir sene içinde ayrıldığı bir siyasi düzen düşünün yanından. Sonuçta bu ekiple yola çıkmayı düşünüyorsunuz. Sonra birçok adım atıyorsunuz. Yani kurulu düzen içerisinde birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. O zaman bunların etkilerini tam olarak ileriki yıllarda hesaplayamamış olabilirsiniz. İşte vergi yasası, nafta ile anlaşma yapma durumu, çelik alüminyuma gelen bu vergi durumu, Çin'le yine bazı ilişkilerinde sınırlamalar getirmeye çalışması. Şimdi şöyle düşünülebilir, yurt dışındaki bazı firmaların Amerika'ya doğru kaydırılması, yani üretimin Amerika'da gerçekleşmesi gibi. Çünkü Amerikan halkı uzun yıllardır şeye alışık. Yani yurt dışında üretilen ucuz bazı maddelerin diyelim, ya da üretilmiş şeylerin ülkeye gelerek refah içinde biraz daha orada düşük maliyetli yaratılarak hayatlarına devam etmeye. Yani bir Amerikalı gidip de saatte 50 sent kazanıp bir ürünü üretmek için iş gücünü Amerika'da harcamaz. Onun için zaten yurt dışında üretiliyor bazı şeyler. O açıdan biraz hem sosyoekonomik olarak hem de belirttiğiniz o enflasyon veya diyelim ki biraz daha ucuz ürünlere ulaşma tarafı önümüzdeki birkaç yıl içinde zedelenebilir. Bu sefer Trump da şöyle düşünür. Tamam, ben her şeyi burada üretmeye çalıştım ama bunların maliyetleri çok yüksekmiş. Hadi bunu biraz da tekrar yurt dışına kaydıralım diye. O açıdan ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışmak bir belirsiz ekonomik beklentiye sürükler diye düşünüyorum ki yani bütün doların dünyadaki değerine, işte Amerika'daki tahvil faizlerine vesaire baktığınızda şu an global anlamdaki tüm yatırımcıların kafası biraz karışık gözüküyor. Yani Trump'a inanalım mı
Yoksa Trump bir felakete mi götürecek Amerika'yı? Hı hı. Tam orada karar vermiş bir durumda değiller açıkçası. Hı. Acaba blöf mü yapıyor, pazarlık mı yapıyor gibi açıklamalar olmuştu. Kafalarda böyle soru işaretleri olmuştu ama hani imzalamayabilir ihtimali de duruyordu. Ama dün akşam gördük, müthiş bir PR çalışması eşliğinde arkasında işte çelik ve alüminyum sektörünün temsilcilerini alarak. Onu iyi yapıyor ama. Evet, evet, onu imzaladı. Dolayısıyla da bir anlamda seçim vaadini yerine getirmiş oldu. Şimdi Amerika bu şekilde, bir yandan da Fed'in politikalarını takip etmeye devam ediyoruz. 2018'e dair dördüncü bir faiz artırımı çok olası görünüyor artık. Şimdi Avrupa tarafına geçecek olursak, dün Draghi'nin açıklamalarını gördük. Faizi değiştirmedi ancak şimdi ekonomik durum kötüleşirse gerektiği durumda varlık alımı miktarının artırılabileceği ifadesini kaldırdı. Bu ne demek oluyor? Önümüzdeki döneme dair, 2018'e dair Avrupa tarafında sizin beklentileriniz nasıl? Ben de tam o sözü not almışım çünkü hı hı. aslında şey başlıyor yani. Gerektiği durumda miktarının arttırabilmesi, eğer o sondaki bunun kaldırıldığı ibaresini çıkarırsanız pozitif gibi bir şey düşünebiliyorsunuz. Şimdi o ibareyi kaldırmaları, yani ben Draghi'nin genel konuşmasından şunu anlıyorum. Hala o 30 milyar euroluk aylık yaptıkları genişlemeci politikanın Eylül'e kadar devam edeceğini, ondan sonra sonlanmaya yönelik adımlar atmak istiyor. Yani bu işte kelime oyunu ya da o toplantı tutanakları içerisinde yer alan bazı maddelerin çıkarılması buna biraz öncülük ediyor. Hı hı. Yani göstergesi. Ama şeylere baktığımızda, yani büyüme, enflasyon, Avrupa adına baktığımızda beklentilere, 2018'de büyümeyi 2.3'ten 2.4'e çekiyor ama 2019-2020 1.9-1.7. Şimdi enflasyon tarafına bakıyorsunuz, yine 1.4 bu sene bekliyorlar. Seneye 1.5'ten 1.4'e düşürmüşler. Sonra da 1.7 diyorlar 2020'de. Yani baktığımızda önümüzdeki 3 sene içinde inanılmaz bir bu seneden farklı büyüme veya inanılmaz bir enflasyon beklentisi aslında Draghi içinde yok. Tek yapmaya çalıştığı, büyük ihtimal seneye 2.5 dolaylarında olacak Amerikan faizlerinin ve Avrupa'da sıfır olan faizin bir an önce bu tahvil alım programını bitirip onun da yavaş yavaş faiz artış sürecine girme telaşı var gibi geliyor. Hı hı. Ama söylediği rakamlar açısından da o tarafa taşıyacak çok yani hızlı bir beklentisi de yok açıkçası benim görebildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani yaptıkları program şu an işe yaradığını söylüyor. Benim gördüğüm kadarıyla son 2-3 toplantıda. Enflasyon tarafı onlarda da sıkıntılı, aynı Amerika'da olduğu gibi çok enteresan bir şekilde bu kadar genişlemeci bir politika içerisinde enflasyon yaratmakta çok zorlanıyorlar ki Amerika bu kadar uzun bir dönem zorlandıysa bence Avrupa daha da çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Ama büyüme konusunda işte geçen çeyreklik büyümeleri de yıllık büyümeleri de açıklandı Avrupa'nın ki fena gitmiyor gibi gözüküyor. Ama bekledikleri ekonomik başlıklar diyelim. O söylemin içinde ileriye dönük o kadar da net gözükmüyor bana açıkçası. Yani Avrupa bu sene 2.3 büyür, sene 2.5 büyür, öbür sene 2.8 büyür gibi bir beklentileri kendi içlerinde de yok. Zaten biraz Avrupa'nın hantal bir yapısı var biliyorsunuz. Yani farklı ülkeler, farklı kültürler bir araya gelmeye çalışıyorlar. Almanya'nın sürüklediği bir bölge. Yani Draghi genel anlamda baktığımızda çok enteresan bir şekilde yine konuşma sırasında euro değer kazandı. Ama işte bu başlıklar soru cevap kısmında değerlendirildiğinde tekrardan işte 1.2450 olan parite, yani dolar euro paritesi 1.23'e doğru geriledi. Yani yatırımcı da biraz Draghi konuşmalarında soru işareti. Yani bıraktı. Biraz bu evet politikayı sonlandır, faiz artışına gitmeyi istiyorlar. Bunun için de bir işte o kelimesel anlamda da bazı değişiklikler yapmışlar. Ama ortaya koyduğu projeksiyon açısından ben çok inanılmaz bir hızlı faiz yükselişi gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum. Gibi durmuyor. Yani veriler çok net konuşmasını engelliyor aslında Draghi'nin. Yani Amerika'nın birkaç sene önceki yani hali, gibi gözüküyor. Evet, evet. Şimdi bizim Merkez Bankamızın da faiz kararı vardı bu hafta. Beklendiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Özellikle de enflasyonda Şubat ayı verilerine baktığımızda %10.35'ten %10.26'ya gelen bir TÜFE vardı yıllık bazda. Yani
hafif bir düşüş vardı. Merkez Bankası'nın açıklamasında da işte enflasyondaki güçlü duruşun, güçlü eğilimin devam ettiğine dair bir de açıklama yaptı. Şimdi tek hane meselesi var tabii. Tek haneye ne zaman iner? Bunu çok fazla tartışıyoruz. Bir bu mesele var ve Merkez Bankası'nın politikalarında da önümüzdeki döneme dair neler bekleyebiliriz? FED ve Avrupa'nın yarattığı o küresel konjonktürü de baz aldığımızda. Şimdi Merkez Bankası'nın kararını tabii yeteri kadar sıkı bir politika izlediğini savunuyor. Zaten 12.75 bir gecelik fonlamamız var diyelim. Oradaki tek farklı görebileceğim, yani Kasım toplantısından bugüne kadar baktığımda bu çekirdek tarafta, yani üretici fiyatında diyelim, üretici fiyatında daha aşağı yönlü bir hareket görmeyi bekliyordu bence Merkez Bankası ve bunun da manşet enflasyonu biraz daha işte tek haneli seviyelere doğru özellikle Nisan-Mayıs gibi taşıyabileceğini düşünüyordu. O açıdan ekonomi gündeminde aslında sonuna geldik. Dediğimiz gibi Moody's ve Trump'ın gümrük vergisi kararı oldukça önemli piyasalar açısından. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey yayınımıza katıldığınız için. Evet, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'ta ekonomi gündeminin başlıklarını değerlendirdik. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.